Bir tanesi Demet Şener'di. Bugün vallahi gündeme oturan. Valla ben öncelikle şu program sükunetle başlıyor önce. Ona bayılıyorum şu sakinliğimize. Herkes çok sakin, relax böyle. Ama sonra canavarlaşıyor muyuz diyorsun? Evet, gerçekten de öyle oluyor. Evet. İşte Demet Şener, dün biz konuştuk. Sevgili Başak'ın çok güzel yorumları vardı. Müthiş yorumları vardı. O yorumlar bugün herkes tarafından konuşulmaya başladı. İlk önce bir VTR'yi bir izleyelim. Üzerine de konuşalım biz. Evet, Başak. Vallahi birincisi, daha ilk ilişkiler ortaya çıktığı zaman konuştuğumuz bir şey vardı. Dedik ki, Demet neden ilişkisini bu kadar çok fazla göz önünde yaşamak istiyor? Ben genellikle dikkat edin, artık bu birazcık bizimkisi de gazetecilik tecrübesi diyorum ben buna. O kadar çok gördük ki, genellikle ilişkisini sağlamlaştırıp evliliğe doğru gitmek isteyen çiftler ilişkilerini asla ulu orta yaşamıyorlar, onu söyleyeyim. Ben hayatım boyunca Burak Özçivit'le Fahriye'nin ilişkisinin ortalıkta olduğuna hiç şahit olmadım. İlişkileri boyunca her zaman için fotoğraf vermekten kaçan, kendi içlerinde yaşayan, demeç vermeyen bir çift oldular. Kenan İmirzalıoğlu'yla aynı şekilde Sinem Kobal'ın ilişkisi evliliğe giderken hiç ses vermediler. İki tane, üç tane görüntü olmuştur ve aslında aksine bir de magazine çok cazip gelmişti bu durum. Onları yakalamak, onları görüntülemek müthiş bir olaydı. İlk fotoğraflarını koymak. Keza şu anda da Mustafa mesela Murat Boz'la, dikkat ettiniz mi? İlişkiyi ne kadar çok açık yaşarsanız gelecek oklara da o kadar hazırlıklı olmanız gerekir. Murat Boz'la Aslı Enver'in ilişkisi de bir dönem çok fazla magazine yansıdı. Görüntü verdiler, bir yerlerde oldular. Arkadaşlar hakikaten evrende böyle bir şey var. Ne kadar çok biz varız deyip ilişkinizi göstermeye çalıştığınız zaman, o zaman dışarıdaki bütün tehlikelere karşı da çitinizi almak yıkmış, kapılarınızı da açmış oluyorsunuz. O yüzden şu anda Demet'le, ki bir de ben Demet'e bunun uyarısını da yapmış olmama rağmen, Demet ilişkini bu kadar açık yaşama. Lütfen birazcık gizemli yaşa. Amaç eğer ilişkiyi sağlamlaştırmak mı? Yoksa aslında amaçlarla araçlar birbirine girmiş durumda. Amaç sevgilisiyle ilişkisini güzel bir aşk yaşamak, güzel bir flört yaşamak, değil mi? 3 yıldır verdiği mücadeleden sonra yorulan ruhunu dinlendirmek için bir liman ya da bir çınar ağacının gölgesi ise bu ilişki güzel. Ama benim gördüğüm portre zaman geçtikçe böyle bir portre değil. Bunu da zaman şimdi geçtikçe de uzaklaşıyor orada bu görüntüden. Sana katılıyorum. Bunun sebebi şu olabilir. Şimdi bunlar genç insanlar ve bunlar fan kitlesine sahip olan insanlar. Ve bak da şimdi Murat Boz'dan örnek vereyim. Murat Boz'un fan kitlesinin %90'ı genç kızlar. Doğru. Hemfikir miyiz? Doğru, doğru. Aslı Enver'in de fan kitlesinin %70'i belki erkek, genç erkekler. Doğru. Şimdi bunlar bir araya geldikleri zaman Murat Boz kendi kız hayranları. Çok yaşa. Çok yaşayı yaşa. Çok yaşa. Aslı Enver de erkek hayranlarını küstürüyor ve üzüyorlar. Onlar da çareyi bunlara saldırmakta buluyor. Yani Aslı Enver'in hayranları Murat Boz'a saldırıyor. Çünkü onların hayaline tecavüz ediyor adam. Hayallerine bakın. Çok önemli. Aynı şekilde Murat Boz'un kız hayranları da Aslı Enver'e saldırıyorlar. Evet. Ben olayı bu yüzden bu şekilde görüyorum ama bu Demet Şener senin arkadaşın. Ya benim arkadaşım olmasa bile insanlar uzaktan görünce dinlemiyor mu? Yani ya dinlemiyor diye şimdi neticede o istediğiniz kadar şimdi bilinci kapalı birisine bir şey anlatamazsınız hayatta. Asla ve aşkın gözü bilinci kördür. Kapalı. Evet, bilinci kapalı insanı anlatamazsınız. Aşkın neden? Duygusallık. Demet Şener'in bilinci kapalı. Ama sayın yönetmenim, duygusallık alta devreye girdiği zaman bütün hepimiz için geçerli. Ben de bugün aşık olduğum zaman bana insanlar istediği kadar onu böyle yap Başak, bunu böyle yap dedi. Dinledin mi? Dinlemedim. Yani o yüzden de insan aşık olduğunda, gerçekten o duygunun içine kapıldığında, ilişki yaşarken bunu göremiyor Nurcan abi. Ama hakikaten aşık mı demek? Ama işte diyorum ya, ben değil orada ki aşk göremiyorum. Olmadığını görüyoruz yani biz. Zorla kendine aşık oldurtmak yani yolunda gidiyor. Çok fazla. Bir de benim çok eleştirdiğim bir şey var. Bir defa Seren Serengil'in bile, ben bu kadar çok evliliğini, ilişkisini, sanki hayat bir tek kocaları üstünde dönüyor hayat. Hani hayat kaçıncı hiç evlilikleri, o kaç kere evlendi yani onu? Ya isterse 10 kere evlensin Pınar'cığım. Her yerde bir düğün yapıyorlar yani. İsterse 10 kere evlensin. Benim sadece takıldığım nokta mesela o da öyle. Ya hayatta buldumcuk gibi sürekli kocamızı alıp fotoğraf koymaya, kocasız hiçbir şey yapılmıyor. Ya
abi. Herkesin kendine göre bir bireysel hayatı var. Hepimizin kocalarımızla ya da sevgililerimizle var olmadık. Onlar gidince de varlığımız yok olmayacak. Ama bugün özellikle Demet Şener'in fotoğrafı sayfasına koymasına, hani hikaye koysa yine anlayacağım. Ama sen sarmaş dolaş olduğun, gittiğin tatil fotoğrafını oraya koyarak onaylanmak istiyorsun çünkü. Kalıcı çünkü. Yani bu ilişkinin akışa koyması, onaylanmak, insanlara yorumu sürekli kapatırsan. Sürekli story'e koyması şimdi 24 saat. Şimdi o resimleri kalıcı yere koymak çok kolay oluyor da silmesi olduğu zaman ne olacak? Ya bence silmeye çok erken geldiği zaman. Zaten, o çok zaten kötü. Başak'ın söylemeye çalıştığı bu. Story'e koyarsan 24 saat sonra hani silmiyor. Hani koydun tamam birine görsün. Ama akışa koyduğun akışa zaman. Akışa koyduğun zaman işte ondan sonra 3 gün sonra 5 gün bir sonra. Bir de şunu da söyleyeyim. Anlaşamayıp bittiği hikayeye zaman. Hikayeye neden fotoğraflar koyulmuyor biliyor musunuz? Hikayeye koyduğunuz fotoğraf 30 binde o sırada izleyici alsa onun kim olduğunu tek bakma şansınız var. Ama sayfaya koyduğunuz zaman. Tabii. Yani hikayeyi belki görmek isteyen insanlar kendisini görmelerini hani hikayedeki bir şeyi mesela ben İbrahim Kutlu ay olsam hikaye, fake hesap dahi olsa hikayeye bakmam. Ama sayfaya koyduğunuz zaman siz oraya bakmak zorundasınız ve baktığınızda da görmek zorundasınız. Tabii. O yüzden oraya konan her şey aslında birilerine mesaj vermek için onu söyleyeyim. Geçici bir şey için de değil ayrıca. O yüzden bu ilişki giderek sarpa sarpa ayrılığa doğru gidiyor size söyleyeyim. Asla. Tekrar ediyorum amaç burada zaten amaç İbrahim Kutlay'dan intikam almak. Demet yıllardır hep kadıncağıza mağdur edildi, yazık aldatıldı. Ay Demet de aldatılıyorsa ne olacak vesaire deniliyordu. Ama ne oldu? Demet de dedi ki hayır kardeşim boşandım, seviliyorum. Hayatımda bir adam var ama insan bir ay içinde hızla koşan atın nokta noktası seyrek olmuş derler. Ben de burada hep hızlı koşan at yorulur derim. Çabuk yorulur. Benim atasözüm benim anlayışıma göre bu. Onlar çok hızlı koşuyorlar.